Erken gidiyorsun abi. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi Türkiye'yi terk eden bir abimizle beraberiz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Bingöl'den geliyoruz, Belçika'ya gidiyoruz. Ay maşallah, kaç bin kilometre geliyorsun, kaç bin kilometre gidiyorsun? Bingöl'ü de hesapladığınız zaman 1200, buradan Bingöl. Bingöl. 2300 de burada, 3300. Bence daha fazla olması lazım. Abi niye erken gidiyorsun? Ben 3 aydır gelmişim. 3 aydır gelmişim. Evet, evet. Çok güzel. Nasıl geçti tatiliniz Türkiye? Süper. Süper. Maşallah. Peki abi bir şey soracağım. Bu kapıdan çıkıyorsunuz. Nasıl duygular? İnanın ki gerçekten bunu yaşamak lazım. Bunu samimi söylüyorum. Hani insan inanılmaz bir duygu diyemeli. Gelirken ayrı bir mutluluk, giderken erken, bir üzüm vardı. Aynen abi. Öyle. Aynen. Peki abi kaç yıldır Belçika'dasınız? 42 yıl. Maşallah. Evet. Artık oralı oldunuz. Evet. Ama Türk'üz. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki abi eski Türkiye'ye göre kıyasladığında Türkiye'yi nasıl görüyorsun? Ben Türkiye'yi son derece iyi görüyorum. Son derece güzel görüyorum. Tabii bu son zamanlarda bazı aksaklıklara rağmen ben yine de süper görüyorum. Yani eskiye göre kıyasladığımızda ekonomik anlamda ya da böyle bir baktığımızda buradaki vatandaşlarımızın aldığı hizmetler de bir noktada daha iyi gibi değil mi? Şimdi arkadaşıma bir şey söyleyeyim. Gerçekçi olmak lazım. Ekonomik anlamda çok şikayetler var. Ben pek fazla katılamıyorum. Belki hani bizim insanlar ya işte tamamdır işte bunun şöyle kendi aramaz. İnanın eskine biz köye gittiğimiz zaman bir minibüs vardı. Bundan kaç sene evvel? Her evin önünde bir araba vardı. Şimdi her evin önünde iki araba var. Bu gerçeğin bunlar gerçekçi olacağız. Gerisi de şimdi tabii her yerde sorunlar var ama biz de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın işte sorunlarını aktarmaya çalışıyoruz. Bir konuda izninizle vaktinizi alıyorum. Rica ederim. Şimdi Türkiye'nin yapmış olduğu bir anlaşma var. Evet. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki banka hesaplarının yaşamış oldukları ülkelere bildirilmesi, otomatik finansal bilgi paylaşımı deniyor. Bu konuda bilginiz var mı? Ne düşünüyorsunuz? Ben de öyle bir duyum aldım ama bence benim açımdan kişisel olarak pek sorun değil. Zaten orada ne aldığımız belli, ne verdiğimiz belli. Zaten orada diyelim bizim bazı yurttaşlarımız hani parayla geliyor. Hatta da o Sırbistan'da yakalanıyor falan. Yani Sırbistan'ın da yaptığı onun da insani anlamda o da bir ganimetin düşmanlığını yapıyor. Abi. Yani orada bir hani işte falan. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Abi bir soru da. Rica ederim. Peynir ya da çökelik var mı? Sırbistan dedim, Sırbistan'da alıyorlar. Evet, peynir de var, çökelik de var, bal da var. Dikkat et bak, evet. 4000 euro Sırbistan'da arıyorlar. Biliyorum. Bak, abi dikkat edin, aman evet, çünkü vatandaşlarımızın çoğu Sırbistan'da didik didik arandığını söylüyorum. Moralinizi bozmak için söylemiyorum. Yalnız bizimki kiloluktur. Abi kullanım yani yiyeceğinizin dışında, ben sadece şey için söylüyorum, uyarı için. Biliyorum memleketin tadı başka ama Allah yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Hanımefendi iyi günler diliyorum. Sağ olun. Saygılar. Yolunuz açık olsun. Evet birini uğurladık. Bir vatandaşımız da burada. Onlar da geldiler. Nereden geldiniz? Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz efendim. Sizleri gerçekten orada yurt dışında nasıl söyleyeyim? Bilhassa hanım bana söyledi. Sıla yoluyla Facebook'ta olsun seyrediyoruz. Teşekkür ediyorum. Memleket ister istemez hasreti burnumuzda tütüyor. Nereden geldiniz efendim? Biz Almanya Dortmund'dan geliyoruz. Hoş geldiniz. Nasıl geçti yolculuğunuz? Yolculuğumuz vallahi Hırvatistan'la Bulgaristan hariç güzel geçti. Almanya'da inşaattan dolayı bir günümüz aldı Almanya. Ama Bulgaristan'ın yapmış olduğu muamele İnsan dışı benim görüşüme göre gerçekten insan dışı bir muamele. Resmen kasıtlı beklediyorlar. Benim görüşüm de herhalde evet. Avrupa'nın da etkisi oluyor, baskısı oluyor bunlara. Öyle düşünüyorum. Yani bunlar önceleri yapıyordu da bu kadar değildi. İnanır mısınız 6 saat, 7 saat keyfiye. Keyfiye. Evet, yani bizim sabrımızla var. Oynuyorlar. Resmen sabrımızla oynuyorlar. Peki Sırbistan'da durum nedir abi? Sırbistan'da Sırplardan iyiydi. Hırvatlar iyi değil. Sırplardan yani rahat geçtik. Orada bir sorun olmadı. Hanım Sırplardan gitmeyelim dedi. Tek yolu uzat Macaristan Romanya üzeri gidelim. Yunanistan kapalı olduğunu duyunca kişilerin Yunanistan'da da gidecektim. Bir sene orada gitmiştim. Yollarını temiz, insanları da cana yakın. Onun için Yunanistan'da gidecektim yani. Peki şimdi Kapıkule'deyiz. Buradan nereye inşallah? İnşallah Ankara'ya sağ selamet. Ondan sonra da Göreme, Nevşehir. Nevşehir'imiz. Maşallah. Evet. Türkiye'ye girince nasıl duygular? Bambaşka. İnanır mısın? Yani yatıp ağlayasım geliyor şimdi. Öpesim geliyor toprağını. O kadar özledik yani. En son ne zaman geldiniz abi? Biz her sene geliyoruz. Uçakla geliyorduk. Bu sene de 3000 lira 6 kişi bayağı bir şeyi. Arabayla gidelim dedik. Bununla da 4 senedir elimde.
görsün memleketi dedik ne yapalım. Evet maalesef ailesiyle. Bu pandemi dönemiyle uçak biletleri çok ciddi anlamda artmış. Öyle oldu gerçekten. Bu arada onları da duyurursak iyi olur uçak biletlerini. Yani 4 kişilik bir aile 2000-2500 euro civarında tutuyor. Bu da tabii ciddi bir maliyet. Şimdi davulun sesi Türkiye'de yaşayanlara belki hoş gelebilir. Bu paralar artık kolay kazanılmıyor. Hal böyle olunca da vatandaşımız tabii ki yoksa hiç kimse kolay kolay bu 2 günlük yolu çekmez. Tabii arabayla gelmek isteyenler, yol yapmak isteyenler ayrı. Peki çok teşekkür ediyorum. Bir de son sözüm tabii olarak dediğim gibi lütfen. İzinde şimdi şey söyledik de uçak parasını. Yani bizim de burada harcadığımız bize her sene gelmemiz 10 bin euroya mal oluyor bize. Gerçekten. Bunun da bilinmesi lazım. Bunun da bilinmesi lazım yani. Özellikle Türkiye'de. Ama dövizimiz sözünüzü kestim gene. Dövizimiz memleketimizde kalsın. Zaten Avrupa'nın, Almanya'nın bilhassa söylüyorum kendim Almanya'da yaşıyorum. Yani illallah dedirdiler. Dönmeyi de düşünüyoruz yani. Döviz orada kalsın istiyorlar. O kadar baskı yaptılar, uğraştılar milleti caydırmak için. Onlar da beklemiyordu bu kaosun olacaklarını. Peki abi Türkiye bir anlaşma yaptı. Belki bilgin vardır. Otomatik finansal bilgi paylaşımı. Evet. Türkiye'de paranız varsa bunlar yaşamış olduğunuz yani Almanya'ya bildirecek. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi aslında orada çok üzüldüm ben şimdi. Parti ismi vermeyeceğim de genellikle orada aslında bizi savunmaları lazım. Bizim arkamızda durması lazım da hükümetin. Başta kim olursa olsun. Dediğim gibi biz onları destekli başlıyoruz azizallah. Onlar da bizim arkamızda durması lazım dediği yani düşünüyorum. Bir sıkıntı var anladığım kadarıyla vatandaş. Var olanlarda ben de yok o sıkıntı ama olanlarda var. Evet. ADS'de de arabanın motor lambası yandı da bir durabilir miydi acaba ki? Onu çok tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere iyi yolculuklar saygılar. Hayırlı YouTube'da yayınlar. Emekli TV'de izleyin. Zaten sağ ol. Görüyoruz. Sağ olasın abla. Hadi sağ ol. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Evet değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımızın tabii ki derdi var. Bu derdini de bizleri görünce dile getirmek istiyorlar. İşte Almanya'dan gelen bir ailemiz, vatandaşımız, saygıdeğer izleyicilerimiz. Arabasıyla ilgili bir sorun varmış. Şimdi burada baktıracak. Şimdi burada gerçekten baktığımızda gelişler artmaya başladı. Vatandaşlarımızın Türkiye'ye girişleri artmaya başladı. Şimdi baktığımızda değerli izleyicilerimiz Almanya'dan bir ailenin şu anda Türkiye'ye giriş yaptığını görüyoruz. Arkadan akın akın vatandaşlarımız gelmeye devam ediyorlar. Saygıdeğer izleyicilerimiz şunu söylememde fayda var. Aman siz olun çok dikkatli gelin. Yollar çok çok kalabalık. Vatandaşlarımızın çoğu belki acele ediyor olabilir ama geç gelin güç gelmeyin bir sıkıntı olmasın inşallah. Burada yani Kapıkule'ye gelince tabii duygular da değişiyor ama sağ salim gelmekte tabii daha da sağ salim gelmekte daha önemli. Şimdi değerli izleyicilerimiz Türkiye'nin ilk giriş noktasındayız. Sizler de duyuyorsunuz ezan sesi geliyor tam Kapıkule'den. Arkadaşım gösteriyor Kapıkule'yi. Şimdi de size camiyi gösterecek. Evet ezan vakti. Bu ezanı da sizlere dinletmek istiyorum.